Bu videoda sizle birlikte bireysel globalleşmeyi öğreneceğiz ama ilk önce diyeceksiniz ki globalleşme ne? Global olmakla lokal olmak, yani dünya çapında olmakla lokal olmak gibi bir şey bu. Ne demek? Mesela dünya çapında bir yemek var, wrap adı, çok havalı. Bizdeki adı dürüm, gömdüğün dürüm işte. İşte dünya çapında bir şey tanındı mı global oluyor, lokal oldu mu işte yöresel oluyor. Yani gidiyorsun, Fransa'da bir soğan çorbası görüyorsun. Böyle Michelin yıldızlı bir restoranda sana onu 60 euroya ittiriyorlar. Karadeniz'de gidip onu bedava, sevabını içebiliyorsun. Lokal, global. Globalleşme nedir? Bireysel globalleşme videonun adı ama ilk önce globalleşmeyi anlatayım size. Globalleşme şu, büyük bir marka var. Dünyada çok başarılı ama Türkiye'de, Hindistan'da, çeşitli ülkelerde maalesef o marka olduğu gibi işe yaramıyor. Biraz daha özümsenmesi için böyle yerel tadlar katıyorlar pazarlama açısından. Örnek, mesela Ramazan'da bakıyorsun Coca-Cola, Ramazan'da reklamlarda oynuyor. İşte pidenin yanında Coca-Cola, iftar sofrasında Coca-Cola, öyle Coca-Cola, böyle Coca-Cola. Ya adam bütün gün zaten midesi aç, 20 saat oruç tutmuş adam. Kola olur mu arkadaş, mideyi de dersin ama işte satıyor herif yani. Belli bir noktadan sonra işte hadi aç karnına kola içtesem saçma gelir yani, saçmalama dersin. Ama oruç tuttun kola içtiğince herhalde o tepe noktayı geçtikten sonra o malzemenin akmaya hırsı var ya, tepe noktadan sonra mantıklı geliyor. İftarda kola içmeliyiz tabii ya diyorsun. İşte buna globalleşme deniyor. Veya mesela Coca-Cola'nın reklamında Özcan Deniz'i oynatmak gibi başarısız ve iğrenç bir fikre de globalleşme deniyor. Bu arada bir bilgi vereyim. Mesela Coca-Cola'nın reklamında Özcan Deniz oynuyor ya. Buna Coca-Cola'nın Türkiye mümessili karar vermiyor. Coca-Cola, Anadolu Grubu bünyesinde satılan bir ürün. Coca-Cola'nın kendisi Türkiye'de bu reklama gelip karar veriyor. Yani Türkiye'de bir temsilciliği var, o karar veriyor. Sattığı firmayı bırakmıyor bu işi. Bu da gereksiz bir ek bir bilgi olsun, geçsin aradan. Böyle gereksiz faydasız bilgileri vermeye devam edeceğim. Gelelim konumuza, bireysel globalleşme nedir nihayet? Bireysel globalleşme, gittiğiniz ortamlarda sizin sevilmenizi sağlayan şey. Yeni nesil bir terim bu. Çok az az duyuluyor daha. Daha popüler olacaktır 2-3 yıl içinde. Aslında böyle Türkiye'de bunun karşılığı böyle ortama uyma, işte araziye uyum gibi çeşitli kelimeleri söylüyorlar. İş dünyasında şimdi araziye uyma desek hoş olmaz. Böyle havalı isim olunca daha güzel, bireysel globalleşme. Sadece iş dünyası için değil, sosyal hayatınızda da önemli. Bu nasıl olur? Aslında kamuflaj bir tür. Gittin bir ortama girdin ve o ortamdaki sohbet muhabbet çok farklı. Borsadan bahsediyorlar. Şimdi sen de borsadan hiç anlamıyorsun. Bu globalleşme değil. Bu saflık. Ne diyeyim şimdi? Ne işin var orada? Kalk çık. Bu değil ama bir parça bir bilgin var. Ve doğru ortama girip kendini oradan bilgi alarak öğütebiliyorsan ve geliştirebiliyorsan işte bu bireysel globalleşme. Bunun için genel kültür şart. 2. Popüler kelimeleri bilmen şart. Yani sonunda adaptasyon gibi isyon misyon olan kelimeleri bilmen şart. Bir parça yabancı dili şart. Neden yabancı dili şart? Çünkü gelen kelimelerin kökünden bir şeyi anlıyorsun. Hani mesela adaptation var orada. Mekmak bir şeyler geliyor aklına dil köklerinden. Bunu yapabilirsin. Bir diğer gerekli olan şey dinlemeyi bilmek. Çünkü hani İngilizce'de çeviri yaparken İngilizceniz çok 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 iyi değilse ve cümlenin bütününden bir şeyler kapıyorsunuz ya, onun gibi girdiğiniz ortamdaki muhabbette dönüyor. Eğer ki sabırlı olup dinlerseniz olayın genel çerçevesinden bir şey anlayıp araziye uyum sağlayabilirsiniz. Yani globalleşebilirsiniz. Ama siz orada muhabbetin içerisinde daha dakika bir bilmediğiniz konuda ahkam keserseniz dış kapının dış mandalolu artı bir olarak kalırsınız. Bireysel globalleşme için bir diğer önemli olan şey imajınızın müsait olması. Yani arabanızın arkasında bir takım elbise gezdirin demiyorum neticede ama o ortama girdiğinizde ona uygun hemen kravatı sökün atın veya işte bir kravat uydurun, bir şey uydurun. Kıyafet olarak, ayakkabı olarak evden çıkarken dikkat edin. Çünkü bu bireysel globalleşme İş hayatına terfi alırken bile işinize yarayacaktır. Ne demek istiyorum? Gündüz gittiğiniz işe her şey güzel gidiyor. Öğlen patron dedi ki gelsin yemek yiyelim. Hazır değilsin. O ne olacak? İşte orada anında uyum sağlayabilmen lazım. Bizim Türkiye'deki bireysel globalleşme genelde muhabbet olaraktır. Yani
böyle maç muhabbeti bilmem ne, öyle bir kendisi zorlar adamı. Yani koskoca CEO'nun karşısına çıkar, CEO ister ona uyum sağlasın. Olmaz, sen ona uyum sağlayacaksın. Adam seni öğlendiğin, sallıyorum ucuk bir şey, golf sahasına çağırdı. Sen gidip orada hani böyle komiklikler, şakalar, golfle ilgili iğrenç esprileri yaparsan olmaz. Anlatabiliyor muyum? Çin lokantasına çağrıldın. Çin lokantasına gittiğin zaman oraya uyum sağlayabilecek kadar bir şeyler bilmen lazım. Bu nasıl olur? Hani yavaş yavaş toparlarsa denemek de olur. Dolayısıyla bir şeyleri denemekten korkmayın. Yani demiyorum ki çekirgeyi yiyin, demiyorum ki sokakta tuttuğunuz böceği ağzınıza atın. Ama farklı tatları deneyin. Farklı kültürleri deneyin. Velev ki deneyemiyorsun. Hani bir Çin lokantasına, İtalyan lokantasına gidip oturamayacak kadar maddi durumun iyi değil olabilir. İzle abicim, izle. Yani her video size söylüyorum, Ayhan Secimoğlu izleyin. Ayhan Secimoğlu size o kültürü anlatsın. Anlatabiliyor muyum? Ve geldik son aşamaya, bireysel bir lokalleşmede. Sizin bir kere bireysel olmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Özgüveninizin olması gerekiyor. Birine yancı olmamanız gerekiyor. Bir aşama öteye geçtiğimiz zaman bireysel bir lokalleşmede, global olmanız için de kendi kültürünüzü bir kere aşmanız gerekiyor. Yani birincisi şiveden kurtulmanız lazım. Ve gereksiz şive yapmamanız lazım. Şiveden kurtulmaktan kastım tabii ki hani diliniz kendi bulunduğunuz yöreye göre Lazca'ya veya Doğu lehçesine, ben de Elazığlıyım, Elazığ lehçesinde bazen konuşuyorum ama şimdi konuşurken Türkçe konuşabiliyorum. Diyeceksiniz bu çok zor değil. Ben öyle abiler, öyle babalar, öyle dediler görürüm ki yolda. Böyle şivenin dibine vurmuşken telefon açınca alo efendim diye açıyor. Böyle çıtır çıtır konuşuyor adam. O yüzden ne olur konuşmanıza dikkat edin. Çünkü o konuşma bazen avantajdır. Kelime diksiyonu açısından. Bazen ise çok kötü şive taklidi yaparsınız, soğuk kaçar. Bu videonun bir önemi var. Şu anda bu videoyu izlediğinizde diyeceksiniz ki ben ne öğrendim? Bu kavramı çok göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Nerede çok göreceksiniz? Maaş zammına gittiğiniz zaman siz değil de öbürsü ki alacak ya, işte o öbürsü biliyor global olmayı. Orada çok güzel patrona göre uyum sağlıyor. Başka nerede göreceksiniz? Toplantı masasında o adamın fikri dinleniyor. Ya da o hanımefendi öyle güzel toplantı masasında gelen fikirleri alıp kendi fikriymiş gibi böyle özütüp atıyor ki ortaya. Ortama bu kalemun gibi pıt diye oraya, ben buraya razımım havası yaratabilen insan bireysel globalleşmiş insandır. Ben Halit Tatar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Olabildiğince yeni şeyleri duyun istiyorum, benden duyun istiyorum. Bazı kanallar var, böyle internetten devşirme şeyler sunuyor size. Ben orijinal bildiğim şeyleri sunuyorum. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz.